Eğer var ya bu saydığım maddelere dikkat etmezsen pişman olursun. Hayatın içinde mutlu olmak istiyorsan bunlara dikkat etmen lazım. Nedir bu maddeler? Hemen veriyorum. Bir, işini sevmiyorsan değiştir. O kadar kolaydı hocam. Zaten zor iş buluyor insanlar. Sen diyorsun ki memnun değilsen işini bırak. Sanki biz işi bırakınca başkaları bizi hemen kapacak gibi. Eğer işini sevmiyorsan ve nefret ediyorsan zaten o işte seni tutmayacaklar, kapının önüne koyacaklar. İşini sevmeyen, işinden nefret eden insanlar negatif enerji yayarlar ve o enerjiye sahip olan bir insanı kimse işte tutmaz. Bak benden söylemesi yaptığı işten keyif almayan insanın başarılı olduğunu ben görmedim. Başarılı insanlara bakıyorum, işlerini seviyorlar ve işlerine dört elle sarılıyorlar. Sevdikleri için işlerini yaparken sıkılmıyorlar. Mesai gözetmeden çalışıyorlar. İşini seviyor, hobi gibi işi. Onlara göre işi hayatlarının en büyük serüveni, mutluluk kaynağı. Eğer işinizi sevmiyorsanız, işinizi iyi yapmıyorsanız, işinizde ilerleme ve para kazanma şansınız da yok. Bunu bilin benden söylemesi. 2. Mazeret üretmeyi bırak. Mazeret üretmek uyuşturucu madde gibi. Önce insanı rahatlatır, daha sonra şiddetli bir bağımlılığa sebep olur. Artık hep kaçarsın. En ufak bir sorun, bir problem karşısında çözmek yerine mazeret üretmeye sığınırsın. Mazeret üretme, çare üret. Sorumluluk al ve sorumluluk alan insanların hayatın içinde başarılı olduğunu gördüm ben. Eğer sen mazeret üretirsen pişman olursun. Mazeret yetersizliğin göstergesidir. Ve bakıyorum mazeret üretmenin temelinde ne var? Tembellik var. Tembel. Zor geliyor mazeret üretiyor. Yapmamak için. E başka ne var? Yalancılık var. Bakıyorum hatasını örtmek için yalana başvuruyor. Karamsarlık var. Yani zaten olmaz yapılamaz, mümkün değil. Bütün bu kafa yapısı da bizi mazerete sürüklüyor. Kendini tanı. Mazeret üretmeye kalktığın anda dur de. Bu bana yakışmaz. Ben bundan sonra mazeret değil, çözüm üreten bir insanım. Başkalarını suçlayarak hayatını güzelleştiremezsin. Sorumluluk alarak hayatını değiştirebilirsin. Bu konuda çok hoşuma giden bir söz var. Ya bir yol bul ya bir yol aç ya da yoldan çekil mazeret üretiyorsan eğer yol tıkıyorsun. Bari yoldan çekil. 3. Saçma ilişkin varsa terk et gitsin. Eğer seni değersizleştiriyorsa, senin değerini bilmiyorsa, sana sevgi yerine acı veriyorsa niye onu yanında tutuyorsun? Niye onun yanında kalıyorsun? Seni sömüren, seni aşağıya çeken, seni değersizleştiren birisi mi var hayatında? Bu sana fayda mı veriyor, zarar mı veriyor? yalan söylüyor, aldatıyor, hakaret ediyor, dalga geçiyor, alay ediyor, aşağılıyor ama sen bırakamıyorsun. Var mı böyle bir şey ya? Bu insanla ne kadar süre yaşarsan yaşa pişman olursun. Bırakman gereken bir insansa, sana zarar veriyorsa o zaman niye hayatında tutuyorsun? Yolla gitsin. 4. Ağlamak yerine harekete geç. Şimdi ağladın, sızladın. Ne değişti? Hiçbir şey. Hayata başladığınız gibi devam etmek zorunda değilsiniz ya. Bazı şeyler istediğiniz gibi değil. Mutsuzsunuz, rahatsızsınız. Acı veriyor size yaşadıklarınız. O zaman harekete geçip bunu değiştirmelisiniz. İstemediğiniz bir hayat biçimini sırf elimde bu var ne yapayım? Bununla idare etmek zorundayım kafasıyla değiştirmeyen Acılarını kabul edip o şekilde yaşayan insanlar görüyorum ve ben buna üzülüyorum. Mutsuzsan, memnun değilsen, sana acı veriyorsa bazı şeyleri değiştirmek için harekete geçecek güç sende var. Eğer o gücü ortaya koyabilirsen hayatını mutsuzluktan mutluluğa çevirebilirsin. Çünkü hayat bir değişim ve dönüşüm mucizesi. Bunu yapma gücünü bulanlar için. Yoksa aynı yerde kendi acılarıyla baş başa kalıp sürekli şikayet eden, dert yanan insana dönüşürsün. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Umutsuz insan yarınsız insan demektir. Acıları kabullenip sıkıntılarınızı görmezden geldiğinizde mutlu olamazsınız. Kendinize çare olmak için ve çare üretmek için harekete geçtiğinizde değişim başlar ve o zaman mutluluğu yakalarsınız. Bak benden söylemesi. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.